Altın Portakal Film Festivali'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam festival nasıl gidiyor? Hani nasıl düşünüyorsun? Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi gidiyor. Çok geleneksel bir festival. 56.sı yapılıyor her sene. Çok değerli insanlar geliyor. Hem filmleri yarışıyor hem de artık çok önemli bir kültür oldu bizim. Yani Türkiye tarihimizin de önemli bir parçası oldu Altın Portakal sinema dalında. Dolayısıyla hem insanların ilişkileri daha çok kaynaşıyor, hem filmler yarışıyor, hem de ödüllendiriliyor insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani yaptığın işin seyirci tarafından başarı görmesi ve sinemadan anlayanların, sanatseverler tarafından da ödüllendirilmesi çok önemli tabii. Dolayısıyla da yani çok zor olan film sektöründe, az bütçelerle yapılan genelde işlerde bu tür festivaller çok faydalı oluyor. Hocam festival filminde hani yer almayı düşünür müsünüz ilerleyen zamanlarda? Tabii düşünürüm. Yani dediğim gibi bu tamamen biraz da şansla alakalı, biraz da tercihlerle alakalı ama tabii ki düşünürüm. Yani çok da isterim. Hocam şimdi benim için hani yeri ayrı olan, hani benim özellikle hani sormak istediğim bir soru bu. Diriliş Ertuğrul dizisinde yer aldınız. Orada Sultan Alaaddin karakterine hayat verdiniz. Evet. Hani bu karakteri hani hazırlanırken ne gibi zorluklar yaşadınız? Nasıldı o? Tabii ki. Hem kostüm hem şey. Sultan Alaaddin karakteri gerçekten çok değerli ve çok zor bir karakter. Oynaması da zor. Ama bir o kadar da keyifli ve bir oyuncunun hayatında birkaç kez gelebilecek karakterlerden biri. Onu söyleyeyim. Ben bu teklif geldiğinde Atina'da tiyatro oyununda oynuyordum. Başrol. Teklif gelince hemen kabul ettim. Bir kere hazırlık süreci de Metin hocamız var. Metin Günay o konuya çok hakim. O çok iyi hazırladı. Kostümü ekibi aylar öncesinden sizin kostümlerinizi dikmeye başlıyor. Dolayısıyla çok değerli bir rol. Yaklaşık bir ayda araştırma yapma şansı buldum. Alaaddin Keykubat'la alakalı. Kendime göre de birazcık da şekillendirdiğini düşünüyorum. İnşallah da seyircinin hoşuna gitmiştir bu karakter. Hocam bence hani gerçekten seyircide o duygu geçmiş gibi geçti, düşünüyorum. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet, ben de olumlu tepki aldım hani Sultan Alaaddin karakteriyle alakalı. Hocam size bir senaryo geldiği zaman senaryoyu hani alırken hani kriterleriniz ne oluyor genellikle? Kriterlerim şimdi bir kere senaryo geldiği zaman onu sakin ve nötr durumda okumaya çalışıyorum. Yani senaryo gelir gelmez okumuyorum ben. Yani senaryo geldiğinde kendi ruh halimin sakin, mantıklı ve flat, düz olmam lazım. Nötr olduğum zaman, okuduğum zaman da paragraf paragraf, sayfa sayfa gidiyorum. Geneline bakıyorum hikayenin, senaryonun. Ondan sonra ne anlatmak istiyor, karakterler nasıl, dinamizmi nasıl? Birçok şeye bakıyorum. Yani çok benim için senaryo çok değerli. Senaryo zaten bence bir dizinin ya da bir filmin yıldızıdır. Senaryo kötüyse hiçbir şey iyi olamaz. Benim bu kendi fikrim. Yani çok iyi senaryodan kötü film çıkar ama çok kötü senaryodan iyi bir film çıkamaz. Dolayısıyla da senaryo bu işin her şeyi ve senaryo da zor bir iş. İnsanları sürekli seyirciyi koparmadan dinamizmi olması, heyecanı olması, seyirciyi sürekli ekrana bağlaması, hepsi önemli bunların. Hocam dönem filminden sonra bir İkizler Memocan, evet, dizisinde yer aldınız. Hani İkizler Memocan dizisi nasıl? Şimdi benim ya oyunculuk hayatımda ben kendimi çok şanslı aktörlerden hissediyorum. Nedenini sorarsanız başından beri neredeyse her tür rolleri oynama şansına eriştim. İşte Dudaktan Kalbe dizisinde romantik bir aşık ve bir sanatçıyı oynadım. Alaaddin Keykubat'la beraber büyük bir lideri oynamış oldum. İkizler Memocan'da çocuklara hitap eden ikizlerin babasını oynadım. Gurbet Kadın dizisinde Güneydoğu Anadolu'muzu anlatan, oradaki töreleri anlatan bir ağanın oğlunu oynadım. Yani baktığın zaman birçok Mavi Kelebekler'de Bosna'da savaşan bir askeri oynadım. Kızım Nerede de yine bir polisi canlandırdım. Yani bu çok büyük bir şans bir oyuncu için.
Bir dönem Kötü Adam'ı da oynadım Günah dizisinde. Ondan sonra yine ATV'de yayınlanan Bir Günah gibi dizisinde de Kötü Adam'ı oynadım. Orada da 1930'lu yıllarda geçen bir hikayeydi. Yani her dönemi oynamış gibi oldum. Tabii Sultan Alaaddin ayrıca değerli. 1200'lü yılları oynamış olmak. Oradaki sadece yani oynamış olmak için oynamıyorsunuz. Yemeği yeme stilinizden yürüyüşünüze, oturuşunuza kadar her şey farklı oluyor. Yani günümüz hayatını yaşamıyorsunuz. Bir oyuncu için de kendini geliştirmesi gerekip aşama kaydetmesi gereken roller bunlar. Ve bir film çekilirken o an onu yapmanız gerekiyor. Yani biz mesela Dudaktan Kalbe dizisinde bizim yönetmenimiz Andaç Haznedaroğlu'ydu. Bir kere çekeceğim derdi. Senin yakın geneli. Hangisi iyiyse onu kullanacağım. Ne oluyor o zaman? Oyuncu kendini zorlamak zorunda kalıyor. İyi oynamak zorunda kalıyorsun. Kötü oynarsan senin planların kullanılmıyor. Gayet basit matematiğiyle. Ve lakin o yüzden hep böyle her yönetmenden bir şeyler alıp kendimizi buraya kadar getirmeye çalıştık. Hocam, yer aldığınız projelerden sizin için vazgeçilmez olan? En çok olumlu tepki alanlardan biri Dudaktan Kalbi oldu. Ödül de aldım ondan. Alaaddin Keykubat yine Diriliş Ertuğrul'da çok çok değerli bir projeydi. Benim için ayrıca değerli olan Kaybolan Yıllar dizisi benim, bana sorarsanız, çıkış dizimdir. Zeynep Günay Tan çekmişti onu da. Çok da iyi yönetmen. Onunla çalışma fırsatı buldum. O dizi de benim için değerlidir. Kızım Nerede dizisinde de Ersoy Güler'le çalıştık. Aynı şekilde Kızım Nerede. Yani bu diziler benim için farklı. Yani hepsinin değeri ayrı. Gurbet Kadını'nın da ayrı. İşte Mem Hoca'nın da ayrı. Ama sanki Dudaktan Kalbi hep daha fazla seyirciye ulaştı ve daha çok beni oradaki o romantik aşık adam rolüyle sevdiler gibi geliyor. Hocam peki benden sonra gelecek bir oyuncu var mesela. Evet. Bu gerçekten yetenekli, hani bir şeyler yapabilir sektörde dediğiniz bir isim var mı böyle? Zaten şöyle bir şey oldu yani. Şu anda tabii ki var. Ben mesela Aşk Ekmek Hayaller dizisinde Furkan'la çalıştık. Furkan Andıç. Daha o görür görmez söyledim. Sende çok büyük bir yetenek var. İlla bir yere gelir. Yani onu görebiliyorsunuz. Yani bir oyuncuda bir ışık görebiliyorsunuz. Ondan sonraki aşama kendisini yetiştirmesi ve şansla alakalı oluyor. Çok fazla insan var Türkiye'de oyuncu olmak isteyen. Milyonlarca insan oyuncu olmak istiyor ama bana sorarsanız kendinizi yetiştirmeden böyle pat diye oyuncu olma şansınız yok. Aynı sanki bir doktor olacakmış gibi hazırlanmanız gerekir. İlk önce istemeniz gerekir. Dünyada her şey istemekle başlıyor. Herhangi bir şeyi. Çok isteyip doğru yolda ilerlemeniz gerekiyor. Acele de etmemeniz gerekiyor. Basamak basamak. Kimler var? Yani mesela oynadığım rolleri söyleyebilirim. Gurbet Kadını dizisinde Timuçin Esen'in ilk işiydi. Çok iyi bir oyuncuydu. Zaten ilk o eğitimliydi. Çok da çok çok iyi bir oyuncu. Orada hemen belli etti kendini. Gurbet Kadını dizisi. Timuçin'in ilk işiydi. Mesela Yiğit Özçener'in çok işi vardı. Daha önce yapmış. Ama Dudaktan Kalbi dizisinden sonra parladı. Oradaki Kaybolan Yıllarda Saruhan öyleydi. Saruhan Hünel. Yani böyle genelde oynadığım diğer rol arkadaşlarımla beraber bir projeyi yükseltmeyi seviyorum. Yani onu hissediyorum, o enerjiyi zaten. Bir işe başladığınız zaman daha setin birinci gününden o iş tutar mı? O enerji iyi olması lazım. Yani herkesin de inanması lazım. Yani sadece iş olarak görmeyip sevmek lazım yaptığınız işi. Çok teşekkür ederim. Güzel konuştun mu? Çok güzel konuştunuz hocam. Teşekkür ederim. Çok. Biz Çekmeköy Film Akademisi'nde beraberdik galiba. Evet hocam. Sana da başarılar diliyorum bundan sonraki. Oyunculuk, kamera önü, arkası hayatında. Yani sinema güzel bir şey ama dediğim gibi acele etmeden ve ne yaptığını bilerek, bir de araştırarak yapmak lazım bazı şeyleri. Ben ona inanıyorum. Evet hocam. Yani çok oyunculuk öyle bir meslek ki son nefesinize kadar bu işi yapabilirsiniz. Yani futbolculuk gibi değil. Sanat başka bir şey. Sanatın sonu yok, limiti de yok. O yüzden de her an kendin de kendi sanatını bulabilirsin. Yani birini taklit etmek zorunda değilsin ama yeter ki doğru teknikleri kullanıp bütün olay seyirciyi kendine çekmek, inandırmak, kendi derdini onlara anlatabilmek, ne yapmak istediğini. Yani sinemanın nasıl basit kavramı budur.
anlatmak istediğin şeyi anlatabilmek. Yani biz seninle şu an konuşuyoruz mesela. Konuştuğumu, ben düşüncelerimi sana iletebiliyorsam, sen de bunu anlıyorsan, ben kendimi doğru ifade etmiş oluyorum. Evet. Sinemada tamamen kendi düşünceni karşı tarafa ifade etmek. Yani bunu bazen bu tür festivallerde farklı filmler çekerek gösterilir. Bazen popüler film dediğimiz direkt seyircinin etkileyen şekilde gösterilir. Ama bir şekilde kendi düşüncelerini topluma aktarmadır aslında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun.